Herkese merhaba. Ben Esin Şener. Anadolu Üniversitesi İnsan ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nda öğretim görevlisi olarak görev yapıyorum. Bugün sizinle demografik dönüşüm konusu hakkında biraz sohbet edeceğiz. Sonrasında da üniversite tercihlerinde bulunacak genç arkadaşlarımızla bölümümüz hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Bütün dünyanın demografik dönüşüm olgusunu deneyimleyeceğini öngörüyoruz. Peki demografik dönüşüm nedir? Demografik dönüşüm kavramı ilk kez 1929 yılında Amerikalı nüfus bilimci Warren Thompson tarafından kullanılan bir kavram. Demografik dönüşüm kuramına göre bütün toplumlar kaçınılmaz olarak doğurganlık ve ölümlülük hızlarının yüksek olduğu ve herkesin de düşük olduğu bir aşama yaşayacaklardır. Yani yüksek aşamadan düşük olan aşamaya doğru bir dönüşüm yaşayacaklardır. Yani başta toplumların ölüm ve doğum oranları hızlıydı ama bu ikisinin düşük olduğu bir aşamaya doğru dönüşecekler. Kuramın temel sayıltısı bu. Üç aşamadan oluşan demografik dönüşümün ilk aşamasında yani sanayileşme öncesi yıllarda hem doğum hem ölüm oranlarının yüksek olduğunu görüyoruz. Ve nüfus artışı da biraz daha bu nedenle tabii dengede ve daha asgari düzeylerde. Dönüşümün ikinci aşamasında sanayi devriminin sonucu olarak tabii iyileşen refah şartları nedeniyle, yaşam koşullarının iyileşmesi nedeniyle ölüm hızları düşmeye başlıyor, doğum hızları da artmaya başlıyor. Dolayısıyla bu aşamada çok ciddi bir nüfus artışı oluyor dünyada. Bu birçok ülkenin deneyimlediği bir şey. Ve dönüşümün son aşamasında da nüfus artışı minimal düzeyde oluyor. Hem doğum hem ölüm oranları oldukça düşük düzeylere iniyor. Yani yeni doğan insan sayısı da dünyada azalıyor. Ölen insan sayısı da azalıyor. Ve dolayısıyla yaşamını sürdürmekte olan insan sayısı artıyor. Bu demografik bir değişim ve bütün ülkeler bunu yönetmeye çalışıyorlar. Pek çok düzeyde, yani siyasi düzeyde, akademik düzeyde, işte yerel yönetimler düzeyinde bu yaşayan nüfusun artıyor olmasıyla baş etmeye çalışıyorlar. Biraz istatistiklerden bahsedebiliriz belki. Örneğin 1950 yılında dünyada 60 yaş ve üzeri 205 milyon insan vardı. 2012 yılında bu rakam yaklaşık 4 katına, 810 milyona ulaştı. 2050 yılında bu rakamın 60 yaş ve üzeri insanların 2 milyara ulaşmasını öngörüyor nüfus bilimciler. Çok ciddi bir rakam gerçekten. Biraz yaşam beklentisi kavramından da söz edebiliriz. Yani insanlar ne kadar yaşayacağı öngörülüyor doğduğu andan itibaren. Şu anda 33 tane ülkede yaşam beklentisi 80 yaş ve üzerinde. Doğan bir bebeğin 80 yaşına kadar yaşayacağını düşünüyor. Ve bu yaşam beklentisinin çok yakın zamanlarda 100 yaşa ulaşacağını söylüyor uzmanlar. Böyle de bir durum var. Yani insanlar giderek daha uzun yaşayacağını, insanların daha uzun yaşayacağını bekliyoruz. Bir de şöyle de bir boyutu var. Gelişmekte olan ülkeler, genç nüfusa sahip ülkeler, Türkiye bunlardan bir tanesi, nüfuslarının daha hızlı bir şekilde yaşlanacağı bekleniyor. Bu nedenle de bu ülkelerin bu sürece biraz daha hazırlıksız yakalanabileceği ve daha çok sorunla karşı karşıya kaldıkları bekleniyor. Şimdi biraz da Türkiye'deki istatistiklerden bahsedelim. Türkiye aslında hep söylediğiniz ve bildiğiniz gibi oransal olarak genç nüfusu sahip bir ülke. Bu özelliğini halen koruyor ama yaşlı nüfus sayısal olarak oldukça fazla. Geçmiş yıllarımıza göre özellikle giderek hızla artıyor. Türkiye'de ilk nüfus sayımının yapıldığı 1935 yılına gidelim. Bu yıllarda yaklaşık 16 milyon nüfusa sahipti ülkemiz. Bu nüfusun sadece %4'ü 65 yaş üzerindeki insanlardan meydana geliyordu. Geçen yıl yapılan istatistiklerde 2019 yılında bu oranın 9,1 olduğunu gördük. Oldukça
aslında ciddi bir sayısal artıştan bahsediyoruz. 2000, şöyle bir şeyden de bahsetmek gerekir. Şimdi biliyorsunuz nüfus projeksiyonları yapılıyor. Önümüzdeki yıllarda sayısal olarak nerelerde olacağız, neler göreceğiz? Bu tahminlere göre 2023 yılında, yani Cumhuriyetimizin 100. yılında yaş nüfus oranının %10, 2040 yılında %16, 2060 yılında %22, 2080 yılında da %25 olacağını bekliyoruz. Bilim bize bunu söylüyor. Ya bu ne demek? Her 4 kişiden biri 65 yaş üzerinde olacak 2080 yılında. Yani bundan 60 yıl sonra. Aslında çok yakın bir zamandan bahsediyoruz ve buna yönelik hazırlıklarımızın hem yerel yönetimler, hem ulusal düzeyde, hem bireysel vatandaşlar olarak, hem biz akademisyenler olarak ciddi bir hazırlık içinde olmamız gerekiyor. Çok önemli bir yaş nüfus artışıyla karşı karşıyayız. Bu durum, bunu böyle tespit etsek, demografik dönüşüm, yaş nüfusun artışı desek, biraz da bu durumun nedenlerine baksak. Bu durum neden meydana geliyor? Neden hızla yaş nüfus artıyor? Hepimizin tahmin edebileceği nedenler esasında dünyadaki nüfusun yaşlanmasının en temel nedenlerinden bir tanesi doğurganlığın düşmesi. Son 50 yılda dünyada doğurganlık oranı 5'ten 2.7'ye düştü. Yani neredeyse 2 katına azaldı. Bütün dünya genelinden bahsediyoruz. Çok daha düşük doğurganlık oranı olduğu ülkeler var. Çok yüksek oranın olduğu ülkelerden var. Bir ortalama değer. Son 50 yılda yarı yarıya azaldı doğurganlık. Önümüzdeki 50 yılda da 2.7'den 2.1'e düşmesini bekliyoruz. Daha düşük bir oran. Ama yine de doğurganlık düşmeye devam ediyor. Efendim bir başka faktör de refahın artması, yaşam şartlarının iyileşmesi. İnsanların sağlık, eğitim, ekonomi gibi alanlarda çok daha iyi yaşam şartlarına sahip olması. Bu nedenle de tabii ki daha iyi yaşamaları, daha başarılı yaşlanmaları, hastalıklar nedeniyle daha az ölmeleri demek aslında. Ve bu alanda yaşlanma aslında bir gelişme zaferi olarak kabul ediliyor bütün dünyada. Gelişmişliğin bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Ve insanın en büyük başarılarından bir tanesi aslında uzun ömür, artan uzun ömür. Bu bağlamda baktığımızda çok dünyaca güzel bir şey başarıyoruz. Ama tabii ki bir yandan da bu durumla baş etmemiz gerekiyor. Artan bir yaşlı nüfus var. Bu durumla baş etmemiz gerekiyor. Yani genel olarak tabloya baktığımızda, bu demografik dönüşüm konusuna baktığımızda dünya nüfusu eşi görülmemiş bir şekilde yaşlanıyor. Ve tüm bu demografik dönüşüm ekonomiden sağlığa, siyasetten çevreye birçok alanı etkileyecek gibi görünüyor. Hem ülkemizde hem dünyada küresel yaşlanma sürecini deneyimliyor olacağız. Yani demografik dönüşüm dediğimizde aklımıza gelecek ilk şey dünyanın küresel olarak yaşlanıyor olması. Bu demografik dönüşüm sürecinin etkilerini önümüzdeki yıllarda daha çok konuşacağız. Daha duyar olacağız ama bugün kısa bir şöyle konuya bir şöyle bakmış olduk. Çünkü bu bizim çalışma alanımızla ilgili. Gelelim bu konuya. Yukarıda da bahsettiğim gibi demografik dönüşüm sürecinin çok doğal sonuçlarından bir tanesi şu. Yaşlı bireyler ve profesyonel olarak bakım hizmeti verecek uzmanlara ihtiyaç duyuluyor. Ve örneğin 50 yıl öncesinden çok daha fazla ihtiyaç duyuluyor. Profesyonel yaşlı bakım uzmanları. Bu gelişmiş ülkelerde tabii çok saygın bir meslek. Ülkemizde de giderek saygınlığının arttığını düşünüyoruz. Ve bu konuda biz eğitim veren bir bölümümüz. Anadolu Üniversitesi'nde, Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yaşlı bakım programında görev yaptığımı söylemiştim. Bu program çerçevesinde hem teorik hem de uygulamalı bir eğitim vermekteyiz. Toplam 80 kontenjanımız var ve yerleşme oranımız %100. Aynı zamanda
belli oranda yatay geçişle öğrenci de almaktayız. Örneğin geçen sene bize yatay geçişle gelen öğrenci sayısı 7. Ancak bizden başka bir üniversiteye geçmek isteyen bir öğrencimiz olmadı. Böyle bir genel tablo çizmemiz mümkün. Biraz zorunlu derslerimizden bahsedelim. Bazı zorunlu derslerimiz örneğin gerontoloji, anatomi, fizyoloji, karşı bakım ilkeli uygulamaları, yaşlılık psikolojisi, ilk yardım, sosyal rehabilitasyon gibi bazı zorunlu derslerimiz var. Seçmeli derslerimiz de var. Burada tabii ki çeşitliliği yakalamaya çalışıyoruz. Yara bakımı, başarılı yaşlanma, uğraş terapisi, palyatif bakım, diksiyon ve beden dili, halk dansları gibi çeşitli dersler de var. Alan bölümü dersler de var. Yaşlılarda egzersiz ve rekreatif etkinlikler gibi derslerimiz bulunmakta. Bu ders yükümlülüğünün yanı sıra okulumuzda staj yükümlülüğü de var. Öğrencilerimizin 30 gün zorunlu staj yapmaları gerekiyor. Biraz mezuniyet sonrasından bahsedelim. Mezun olduklarında aslında geniş bir yelpazede iş imkanları var öğrencilerimizin. Huzur evleri, yaşlı bakım merkezleri, belediyeler, hastaneler de çalışabiliyorlar. Ayrıca bu bölümden mezun olanlar dikey geçiş sınavı, yani DGS sınav sonuçlarındaki başarılarına göre lisans programlarına da geçebiliyorlar. Beslenme ve diyetetik, gerontoloji, fizyoterapi ve rehabilitasyon, hemşirelik bölümlerine geçiş yapabiliyorlar. 2 yıllıktan 4 yıllık bölümlere. Ayrıca bölümümüzün dahil olduğu çeşitli Avrupa Birliği projeleri var. Ve bu projelerle özellikle Almanya'ya staj ve çalışma imkanı bulabiliyorlar. Örneğin 2019 ve 2020 yılında toplam 5 öğrencimiz Almanya'da eğitim ve çalışma imkanına sahip oldular. Bu çok büyük bir gerçekten fırsat ve bizim de mutlulukla, gururla bahsettiğimiz bir proje. Yaşlı bakım bölümleri için üretilen bir proje bizim de dahil olduğumuz. Böyle bir imkanımız da var. Yani hem mezuniyet sonrası alanında çalışma, hem dikey geçişle ön lisanstan lisans programına geçme, hem de işte yurt dışında bir staj ve çalışma imkanı gibi böyle üçlü bir yolumuz var. Bu yollardan en iyisini seçmek, size en uygununu seçmek sizlerin elinde. Sizin göstereceğiniz başarıya bağlı tabii ki. Böyle üç tane yolumuz var şu anda bizim bölümümüzce sunmaya çalıştığımız. Genç arkadaşlarımız da Anadolu Üniversitesi, Yunus Emre, Sağlık Hizmeti Meslek Psikoloji'ndeki yaşlı bakım programına bekliyoruz. Hepiniz için güzel bir tercih dönemi olduğunu biliyorum. Hepinize selamlar, sevgiler.